Peki. Kadir Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek şu ki biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Kur'an'ı anlarken nasıl anlıyoruz? Yaşanan hayatla, yaratılmış olan evrenle, indirilmiş olan vahiylerin anlatış biçiminin motomot uyum halinde olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Diyor ki, gerçek şu ki biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Şimdi gerçekten böyle Kadir Gecesi'nde indirdik deyip de senenin belli günlerinde, Ramazan ayının 27. gününde Kadir Gecesi kutlayıp da o gece sabahlara kadar namaz kıldın mı senin bütün günahların affediliyor ve cennete giriyorsun, hazırlanıyorsun diyorlar. Öyle mi? Yoksa Kadir Gecesi bildiğimiz bu güneşin batışıyla doğuşu arasındaki kalan bölge mi? Yoksa başka bir geceden mi bahsediyor Kur'an? Yani Kadir Gecesi cehalet karanlığının inen vahiylerle hakla batılın, doğruyla yanlışın, iyiyle kötünün net bir şekilde hiçbir eksiğin bırakılmayıncaya kadar, fecrin çıkışına kadar esenliktir o derken bunu anlatıyor. Bu da Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Burada ne olduğunu anlatıyor. Bin aydan hayırlı olduğuna göre Kadir Gecesi, yani Kur'an Peygamberimizin peygamber oluşuyla peygamberlik tarihinin bitişi arasındaki bir dönem içerisinde sürekli iner de iner ifadesini kullanırken hep yanlışlıkları doğrularıyla değiştirerek iniyor. Bu da bir insan ömrünün vahiyle yaşanan hayatla vahiysiz yaşanan hayat arasındaki farkı anlatıp vahiysiz yaşanan hayattan daha hayırlı. Mesela Alak suresinde diyordu ya, Alak suresinde ne diyordu? O Kur'an, yani Kur'an açabilirsem hocam birinci ayet yeter. Rabbinin adına oku. Şimdi bak. Sana bir alaktan yarattı. Bir dakika, o yeter hocam. Orada şunu anlatıyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani bu bildiğimiz kitabı açıp okuma anlamında mı? Yoksa iki hayat var. İki yaşam biçimi, iki hayat tarzı var. Bunlardan birisi Allah'ın tarif ettiği şekilde yaşanan hayat, okunan hayat. Birisi de Allah'ın tarif ettiğinin dışında yaşanan hayat. İşte Kadir Gecesi de Allah'ın tarif ettiği şekilde yaşanan hayat, Allah'ın tarif ettiği vahiyler dışındaki yaşanan hayattan daha hayırlı. Bu da bin aydan ifadesini kullanırken bir insan ömrünü anlatıyor. Yani Kadir Gecesi Peygamberimizin peygamber oluşuyla başladı, Ramazan ayında başladı inmeye, ta fecrin çıkışına kadar derken 23 yıllık bir zaman sürecini kastediyor. Buradaki gece kelimesi bildiğimiz güneşin batışı ile doğuş arasındaki karanlık bölge anlamında değil, geceyi cehalet olarak tanımlamış. Kur'an'da çok ayetlerde bunu görebiliyoruz. Yani cehaleti kaldırıp yerine aydınlığı ve hakkı batıl ile değiştirerek doğru bir yolu anlatıyor Kur'an.
Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır, onu anlatıyor. Melekler ve ruh onda Rabbinin izniyle her bir için, iş için inerler. Ruh kelimesini Kur'an, araştırdığımız zaman 22 ayette ruh kelimesi geçiyor. Ruh kelimesi peygamberlere ruh demiş, Cibril'e ruh demiş, kitaba Allah'ın gönderdiği kitaplara ruh demiş, efendim insanlara üflenene ruh demiş, Allah kendisine ruh demiş. İşte buradaki melekler ve ruh ifadesini kullanırken, melekler bildiğimiz zaten Allah'ın göndermiş, yaratmış olduğu varlıkların bütün genelinin adıydı. Onlara bilgiyi kodluyor. Onlar bu dava için ne diyordu Ahzab suresi 36. ayette, Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey müminler, siz de peygambere salat edin ifadesi kullanıyordu. Yani melekler zaten peygamberin ortaya koyduğu yaşam biçimine, hayat tarzını desteklemekle, yani onun emrine secde etmekle ve ayrıca ruh ifadesini kullanırken ruh, hani yine Nahl suresinin 2. ayetinde emrimizden bir ruh ile Rabbim Allah'tır diyenleri, yani Allah'tan başka ilah yoktur diyenleri korkutup uyarın ifadesiyle anlatıyordu. Yani ruh kelimesi Allah'a ait olan bilgi anlamında. Allah'a ait olan bilgi ve aynı zamanda melekler, aynı zamanda kutsal ruhla desteklediği o peygamber, fecrin çıkışına kadar bu hak olan doğruyu her örnekten bir örnek verildiği, hiçbir eksiğin bırakılmadığı bir Kur'an tamamlanıp bitirilinceye kadar inmesini anlatıyor. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir o. Yani Kur'an bir esenliktir. Her yanlışları ortadan kaldırıp doğrusunu yerleştirip, hani cinler de diyorlardı ya, biz şu Kur'an gelmezden önce onların oturma yerlerine oturuyorduk. Ama şimdi ne zaman onların oturma yerlerine oturacak olsak, bir şahı bizler. Yani bir ayet karşımıza çıkar. Onun yanlış olduğunu belgeleyen Allah'ın gönderdiği vahiyler içinde mutlaka bu vardır ifadesiyle anlatıyor. Kadir suresi benim anladığıma göre böyle. Var. Bunu belli rivayetlere dayandırırlar. İşte Peygamberimiz demiş ki, Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Son 4 gününde arayın. Belli şeyler söylemiş. Hatta senenin her ayında arayın. Buna benzer şeyler de var. Yani Allah Resulü'nün bile onu bilmediğini iddia edenler var. Bu bana biraz garip geliyor tabii. Ben Hatice Hanım'a sormak istiyorum. Hatice Hanım, sana Allah'tan vahiy gelse ve bu bütün dünyanın kaderini değiştirecek bir vahiy olsa, sen ne zaman vahiy geldiğini bilmez misin? Tabii ki bilirim. Sonuçta vahiy bana geldiyse bilmem gerekir. Eyvallah. Dolayısıyla peygamberin bunu bilmemesi mümkün değil. Hangi gecenin indiği. Fakat ya, bilmesi gerekir ve net olarak da söylemesi gerekir o zaman. Eyvallah. Fakat burada asıl olan Ramazan'ın birinci gecesinde mi geldi, 15. gecesinde mi geldi, efendim yok saat 3'te mi geldi, 5'te mi geldi, gündüz mü geldi, ikindi vakti mi geldi? O olsaydı, önemli olan o olsaydı, Allah muhtemelen o saati, o dakikayı buraya Kur'an'a geçerdi. Bütün insanlar bilirdi, biz de o dakikayı, o saati, o geceyi kutsardık. Kutsal bilirdik eğer orada bir kutsallık olsaydı. Fakat asıl olan bu olmadığından dolayı, asıl olan karanlıklarda kalmış olan bir toplumun hayatına hakikatin, gerçeğin, nurun dokunması olduğundan dolayı Allah işin bu tarafına bakmamış. Peygamberimiz de zaten o bakmadığı için böyle şeyler yapmamıştır. Fakat toplum şekilciliğe önem verdiğinden dolayı,
her şeyi şeklen yaptığından dolayı, hatta mesela peygamberin kınını tüyünü bile yüceltiğinden dolayı, bu böyle. Aynen tarihi bazı şahsiyetlerin her şeyi yüceltildiği gibi, doğum, ölümü, diğer şeyleri, burada da bu gece yüceltilmeye çalışıyor. Oysa Allah'ın her gecesi birdir. Hiçbir gecenin diğer bir geceye ne üstünlüğü vardır, ne de değersizliği vardır. Bu böyle bir şey söz konusu değil. Bunu biz hepimiz biliyoruz. Şimdi biz o zaman işin neresine bakacağız? Tabii ki bunu etrafımızdaki insanlara söyleyeceğiz, anlatacağız. Fakat burada 5. ayette diyor ki, fecrin çıkışına kadar selam duruluyor. O zaman bizim dikkat etmemiz gereken, bizim sadece Kur'an'la tanışmamız, yani Kadir Gecemizin olmasından ziyade bu Kadir Gecesinin devam etmesi. Eğer biz bunu yarıda kesersek, belli bir noktadan sonra uzaklaşmaya başlarsak veya mesafe koyarsak aramıza, o zaman fecri çıkışına kadar bu Kur'an bize inmemiş olur. Yani kendimize yazık etmiş oluruz. Ben hani Kadir Suresi'yle alakalı başka sorularınız varsa Ali Rıza Hocam'a sorun veya eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Değilse diğer yine suresinden devam edeceğiz. Siz buyurun Süleyman Bey. Tevfik abi, Kadir Gecesi önemli olduğu için ben doğru anlamış mıyız Ali Rıza Hoca'ya teyit ettirmek istiyorum. Tabi yıllarca Kadir Gecesi'ni çok mübarek gece zannettik ve sabahlara kadar işte dualar, ibadetler. Ama hep bir çelişki, hep bir eksiklik vardı sanki. Şu an Ali Rıza Hocam'ın söylediği akla ve mantığa daha yatkın. Düşünsenize, yani tek bir gece fecrin çıkışına kadar indikçe iner. Ondan sonra inmez mi yani o kutsallıklar, o doğruluklar, o hak? Bu da bir çelişkidir ama burada anladığımız bir ömür. 80 ay mıydı, 80 bin miydi, öyle bir şeydi. Yani daha hayırlıdır diyor. Bu akla mantığa daha da yatkın. Yani bir ömür boyu bir Müslümanın Kur'an'la tanışması ve o vahiy çerçevesinde yaşaması. Bu da Kadir Gecesi'yle başlayarak bunu anlatıyor. Bu daha mantıklı geliyor bana. Yani iki yol var. Birisi Allah'ın vahiylerle çerçevesini çizdiği yol. Birisi de Allah'ın vahiylerle çerçevesini çizdiği yolun dışındaki yollar. Dikkati çektiği şey surenin Kur'an'a vahiy dikkat çekmiyor mu ya? Yani vahiyle yaşanan hayata dikkat çekiyor Kur'an. Esas dikkat çeken şey, dikkat çekilen şey o. Gece nasıl olsa bir vakitte inecek bu. Bu gece olmazsa öbür gece veya gündüz, öğlen vakti, ikindi vakti neyse artık bir vakitte inecek. Ha, Allah'tan diyorsun. Değil mi yani? Allah'tan diyorsun inecek elçiye yani bu. Evet. Yani Kur'an dışında bazı vahiyler yenilmiştir iddiası var. Bu iddiayı çürüten ayetlerden bir tanesi, ayetin ismi aklıma gelmiyor ama gecenin bir yarısı sana mahsus olmak üzere, kalk sana mahsus olmak üzere salat et diyor. Evet. Mahsus edilmiş bir ayet. Bizimle alakalı değil, bu peygambere farz, bizim için de sünnet. İşte sünnet dediğimiz bu diyebiliriz. Ama bu peygambere farz kılınmış. Orada mahsus olarak verilen bir emir. Gecenin bir yarısı kalk, sana mahsus. İsra 79. Evet. Gizli saklı, sadece peygambere özel, kişiye özel bir mesaj gelme şansı yok. Bunu bu ayetten anlıyoruz. Orada. Fecir saati dediğimiz bu Ramazan ayında oruca başladığımız o siyah ve beyaz ipliğin görüldüğü an var ya, o aydınlığa yakın olan en son andır. Yani nur, Kur'an nurdur, sizi aydınlığa çıkartmak için nurdur diyor ya, işte cehaletin, sapmışlığın en üst
bizim ayetlerimizi unuttuğumuz zaman onu daha güzeliyle daha güzelini getiririz derken burada sapmış olan İslam dini rayından kırmış olan İslam dini Hazreti Muhammed ile birlikte bu Kur'an'la birlikte, bu vahiy ile birlikte tekrar rayına oturtuluyor. Tekrar nasıl derler bir format atılıyor. İslam dini tekrar ilk günkü haline gelmesi için bu sefer peygamberimize görev veriyor. İşte o tam o sebzinin çıkışına kadar derken bunu anlatıyor. Aydınlığa ulaşınca ulaşmayı sağlayan bir şey olduğunu anlatıyor aslında Kur'an'ın. Yani cehaleti ortadan kaldırıyor, aydınlığı, hakkı, hakikati ortaya getiriyor. İşte bu da 23 yıllık bir zaman dilimi içinde anlatılıyor. Bunun geceyle alakası yok. Geceyi burada cehalet, aydınlığı da bildiğimiz vahiy anlamında kullanmış. Bunu yakalamak gerekiyor. Yani vahiy ile yaşanan hayat, vahiysiz yaşanan hayattan daha hayırlı. Temel mesaj bu. Yani o zaman biz bu ayetin özeti olarak bu cümleyi alacaksak vahiy ile yaşanan hayat vahiysiz yaşanan hayattan daha hayırlıdır. Hayatımızın her alanında ekonomimizde, siyasetimizde, ailemizde, efendim askeriyemizde, her şeyimizde vahye bakmamız gerekiyor. Yani vahye göre düzenlememiz gerekiyor. Sadece işte ibadetlerimizi veya Kur'an okumalarımızı vahye göre yapalım da ama ekonomimizi vahye göre değil de şartlara göre yapalım. Siyasetimizi ona göre yapalım. Ailemizi, kültürümüzü işte diğer milletlerin şartlarına göre uyarlayalım demek bu bizi sonuçta şirke götürür. Yani o zaman bu ayetin bize hatırlattığı şeylerin hepsini bir kenara itmiş olur. Ve şirke düşmüş olur. Vahiy o kadar önemli bir şey ki Cenab-ı Hak Kur'an'da vahiyle atıfta bulunan bazı iliminlerde bulunuyor. Mesela Fil suresinde incire ve zeytine yemin ediyor Allah. İnsanlar nasıl Allah'ın üzerine Allah'a şahit kılarak yeminler ederler ve söyledikleri ve yaptıkları şeyden doğru olduğunu Allah'a şahit göstererek anlatırlar ya. Allah da bazı şahitler göstererek yemin ediyor. Mesela fil ve zeytine yemin ederken şöyle biraz araştırdığımda Filistin tarafında bu bölgelerin var olduğunu görüyor. Bu isimde iki bölge var. Fil ve zeytin isimli bölgeler var. Bu bölgelerin bir manası var. Nuh Aleyhisselam'ın peygamberlik verildiği çalışma alanı, aynı zamanda İbrahim Peygamber'in çalışma alanı ve aynı zamanda İsa Peygamber'in çalışma alanı. Belediyen el-Emin dediği aynı zamanda Mekke'ye de yemin ediyor. Bakın bu dört peygamberin kitap önemli peygamberlerden bu dört peygamberin getirdikleri vahiy atıfta bulunuyor. Ve o Kur'an'ın bize şahitlik edebileceğine ilişkin bir anlam çıkıyor burada. Yani onu vahiy ile ilişkilendirmek en doğrusu bu olur. Allah yemin ederken kendi gönderdiği vahiye yemin ediyor. Onu şahit kılıyor. Hani diyordu ya mahşer günü şahitler Hud zümresi 18 miydi? Yanılırım 18'de şahitlik edeceğine ilişkin şikayetler var. Bir de şahitler yüksek bir tepeden şahitlik edeceğine ilişkin bir ayet de vardı. Bütün bu şeylerin içerisinde şu anlam çıkıyor. Vahyin insan hayatının vazgeçilmez bir unsur olduğu ebedi hayatın da tek bileti olduğunu ortaya çıkıyor. Ve Allah bunun üzerine yemin ediyor. Evet. Peki başka var mı arkadaşlar ekleyeceğiniz, söyleyeceğiniz bir şey? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hasan hocam.
Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu Kadir Suresi'yle ilgili sıralamaya baktığımız zaman 5. sırada Mekke'de inen surelerden bir tanesi bu. Ben daha önce bu mevzuya biraz okuduğum zaman Kadir Suresi 5. süre gelene kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 1000 aydan daha hayırlı olduğunu vahyin bilmiyordu diye tahmin ediyorum. Yani Aleyhisselatü Vesselam ama 5. süre inzal olduktan sonra, Kadir Suresi inzal olduktan sonra insan hayatında Kur'an-ı Kerim vahiy olduktan sonra müthiş bir şekilde değişimin olacağını ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da işte ikra diyerekten Kadir Gecesi'nin Cenab-ı Allah Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiğini ve Muhammed Aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, anlayarak hayatına tatbik edip insanlara tavsiye etmesi, anlatması, tebliğ etmesi Kadir'i yaşamış ve karşı taraftaki insana tebliğ etmiş oluyor. Ben Kadir Gecesi'nden anladım. Aleyhisselatü Vesselam'ın Kadir Gecesi Ramazan ayının diyelim ki 22'sinde geldi veya 21'inde geldi. İhtilaf var. Ben şöyle bakıyorum mevzuya. Acaba Aleyhisselatü Vesselam'a gelen Kadir Gecesi, yani Kur'an-ı Kerim insan olması Kadir Gecesi'nde olmuşsa acaba bu benim Kur'an-ı Kerim ve hayatıma ne zaman inecek? Benim için ne zaman geçerli olacak? Kadir Gecesi benim için hayatımı ne zaman süsleyecek? Ben Kur'an-ı Kerim'i ne zaman anlayacağım? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın inen bir Kadir Gecesi var. Bunu biliyoruz. Ama benim hayatıma inmeyen bir Kur'an-ı Kerim varsa Peygamber'e inmiş olan Kadir Gecesi'den beni çok enteres etmiyor ki. Yani ben bu Kur'an-ı Kerim'i hayatıma tatbik edersem Muhammed Aleyhisselam gibi algılarsam, yaşarsam ve tebliğatını yaparsam o zaman 1000 aydan daha hayırlı olmuş olacak insanın ömrü. Öyle değil mi? Ben o şekilde anlıyorum. Yani Peygamber'e inen bir zaman var. Belli zaten ne zaman indiği de belli. Ve bu o zaman tekli gecelerde aramanın bir manası yok ki burada. Bu akşam biz mesela şu an sizinle sohbet etmesi ve Kur'an-ı Kerim'deki tebliğ yapmanız şu an Kadir Gecesi olduğuna ben inanıyorum. İnsanın anlamış olduğu hayatı, ayeti özümseyip de hayatına tatbik ediyorsa zaten o adama Kadir Gecesi o ayetle inmiş olduğuyla ben algılıyorum. Yani tekrar bir gecenin beklenmesine gerek yok diyorum ben. Yani şu gecede Kadir Gecesi olduğuna da şahsım olarak inanmıyorum. Kim ne zaman ki Kur'an-ı Kerim'i algılamak için, Kur'an-ı Kerim'i açar, okumak için okur, anlar, yaşar, tebliğ ederse bu adam için Kadir Gecesi olduğuna inanıyorum şahsım olarak. Hocam zaten 5. ayette fecrin çıkışına kadar bir esenliktir o diyor ya. Yani şimdi biz Kur'an'la vahiy ile tanışmışız, bizim Kadir Gecemiz başlamış. Ama fecrin çıkışına kadar, yani bizim için doğruyla yanlış, iyiyle kötü, faydalıyla zararlı birbirinden ayrılıncaya kadar bu devam eder diyor. Yani biz her akşam bunun başına oturdukça bizim fecrimiz devam ediyor. Elhamdülillah. Ben de o şekilde alıyorum. Evet. Peki. O zaman başka soru veya ekleyecek bir şeyiniz yoksa Beyyine suresinden devam edelim arkadaşlar. Kısaca ben bir şey belirteyim mi hocam? Buyur. Hocam bu Kadir Gecesi'ni belli gün, belli zamanı hapsettiğimiz zaman vahyi de belli bir döneme kapatmış oluyoruz. Şu andaki anlayış da o zaten. İnsanlar bir yıl bekliyorlar. O beklemelerin sonucunda Kadir Gecesi'ne denk geldiği zaman günahlarının hepsinin piri ufak olacağına inandırılmışlar. Bunu insanlara anlattığımız zaman tabii duyanlar tepki veriyor ama daha sonra aklını kullananlar bizim dediklerimizin Kur'an'a uygun olduğunu, bunun doğru olduğunu da farkına varıyorlar. Bu Kur'an'ı belli bir döneme, belli bir zamana hapsetmenin bir değişik bir metodu. Kadir Gecesi'ni kutlamak. Her gün vahiyle buluştuğumuz her an, vahiyle buluştuğumuz her gece Kadir Gecesi'dir. Bu gece de aynı zamanda bizim için iman edip de kitaba sarılanlar için Kadir Gecesi'dir. Şu anda Kadir Gecemiz'deyiz. 1000 aydan daha ayrıdır. Vahiysiz geçen 1000 aydan daha ayrıdır. Şu vahiyle geçen bir saat. Ben de böyle düşünüyorum. Hayır. Allah razı olsun. Evet. Beyyine suresinden devam ediyoruz. Devam edelim hocam. Bir yerden bir motorlu ilanı geliyor ama nereden geliyor bilmiyorum. Bir kasabadan. Kapandı. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim.
ve yine suresi 1. Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar bulundukları durumdan kopup ayrılacak değillerdi. O delil de Allah'tan gönderilmiş bir elçi ki tertemiz sahifeleri okumaktadır. Onların içinde dosdoğru yazılı hükümler vardır. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Bak, kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler. Şimdi kitap ehli, bak müşrik kelimesini hiçbir kitabı kabul etmeyen, Allah'ın gönderdiği peygamberleri kabul etmeyen, ahiret alemini kabul etmeyen, dünya hayatında yaşarız, ölürüz diyen insanlar, müşrik olanlar, kitap ehlinden bazıları biz bize indirilenlere iman ederiz. Yeni bir peygamber geldiği zaman hepsi genelde inkar ediyorlar. Veya arkasından Müslüman olanların da tarifini yapıyor. Biz sana indirilene, senden öncekilere indirilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz deyin diyor. Müslüman olanlar. Kitap-ı ehlini Müslüman olarak kabul edenler de var. İşte oysa kitap-ı ehli Allah'ın gönderdiği vahiy orijini dini satarak, gizleyerek, dünyevileşerek, zan ve tahminle Allah adına din uyduranlara Kur'an kitap-ı ehli diyor. Kitap-ı ehliyle müşrik olanları bunlar ahiret alemini kabul ediyorlar. Gönderilen bazı kendilerine yarayan kitapları kabul ediyorlar, peygamberleri kabul ediyorlar, melekleri kabul ediyorlar ama dünyevileştiklerinden dolayı bunlar da bazen gelen peygamberleri inkar ettiğinden her ikisine de aynı kategoride yer alıyor. İşte hani Enam suresinin 130. ayetinde diyordu ya, ey cin ve insan topluluğu, sizi bu cehennemle karşı karşıya uyaran, ceza çekeceğinizi söyleyen uyarıcı elçiler gelmedi mi? Gelmişti ama biz onları kabul etmemiştik. O zaman girin cehenneme. İşte cin kelimesini kullandığı zaman o müşrik olanları da, ehli kitap olanları da içine alan bir kelimeydi bu. İnsanlar da aynı kategoride olduğundan dolayı İnsan kelimesinde yine Rabbani yoldan sapan kategoride yer aldığından dolayı aynı sıfatı taşıyan insan bunlar. Onu anlamak gerekiyor. Korkup ayrılacak değildir. Yani bunlar kesinlikle ne diyor ayette? Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar bu tutum ve davranışlarından vazgeçecek yani değil, onlar inkar etmeye, kitap ehli olmaya devam edecek diyor. Arkasından diyor ki, o delil de Allah'tan gönderilmiş bir elçi, tertemiz sayfelerde okunmaktadır. Yani kesinlikle, hani bir ayette de şöyle diyordu, Hac suresi 52. ayette, kovulmuş şeytanı bütün peygamberlere musallat ettik. Ama onların katmalarını kaldırdık, kendi ayetlerimizi sağlamlaştırdık. İşte Allah'ın Resulü insanlara tertemiz, katışıksız bir bilgiyle o vahiyleri anlatıyor. Belki nebi sıfatıyla yanılmaları Allah düzeltip, Resul sıfatıyla de düzgün bir halde insanlara görünüyordu. Onların içinden dosdoğru yazılı hükümler vardır. Yani Allah'ın gönderdiği o vahiyler içinde insanları hakka, hakikate ulaştıracak kesin, net hükümler vardır. Bunu anlatıyor. Evet. Hocam, birinci ayette diyor ki, kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler. Peki, müşrik olup da inkar etmeyen mi var ki? Müşriklerden inkar edenler diyor. Yok, zaten müşrikler inkar ediyor. Müşrik kelimesini kullandığı zaman onu inkar edenler kategorisinde değerlendiriyor. Ama kitap ehli kelimesi kullandığı zaman onlar da inkar ediyor. Ama onları, kitap ehlini, bak, ahiret alemini kabul etmeyen ümmilere karşı
bir düşmanlık beslediklerini söylüyor. Ali İmran suresi 75. ayette de bunu anlatıyor. Hocam o zaman burada bunu şöyle mi anlatmamız gerekiyor? Müşrik toplumdan inkar edenler müşrik oluyor. Etmeyenleri mümin olmuş oluyor o zaman müşrik toplumun içinde. Veya kitap ehlinin içerisinde inkar edenleri kafir oluyor. Etmeyenleri yine mümin oluyor. Yoksa müşriklerden inkar edenler dediğin zaman sanki inkar etmeyenler de varmış gibi anlaşılıyor. Yok şimdi şöyle inkar etmeyen olmaz ki. Yok tabii ki yani öyle bir şey yok. Mesela İslam devleti kurulduğunda büyük bir İslam devleti kuruldu. Müşriklerin müşrik adam ama o cesareti gösterip inkar edemiyor. Bazıları inkar ediyor. Aleyhin yok mu? Müslümanmış gibi görünüp müşrikler var. Yani açığa vurmamış. Kendini açığa vurmamış. Müşrikler var. Bunların içerisinde inkar etmeyi şey yapabilmiş. Gösterebilmişleri belki de kastediyor. Şunu ayetin içinde şunu anlamak lazım. Zaten müşrik dediği zaman inkar etme sıfatını almıyor mu? Alıyor. Bak orada şunu diyor. Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler. Yani bu inkar edenler var, inkar etmeyenler var anlamında değil. İnkar edenleri bir sıfat olarak yerleştirip oraya koyuyor. Yoksa bunların içinde iman edenler de var anlamı taşımıyor bu ayet. Şöyle de anlaşılabilir bu. Hani diyorlar ya, ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım diye. Aynı karede insan ve cin geçince ayrı ayrı varlıklardır diyorlar ya. Mesela burada da kitap ehli ve müşrik geçiyor. Aynı ifade yani. Ayrı ayrı varlıktır diyemezsin. Bunların hepsi inkar edenler anlamında kullanmış. Yoksa bunların içinde iman edenler var. Mesela bizden iman edenler de var, bizden Müslüman olanlar da var, Müslüman olmayanlar da var dediği zaman, bizden Müslüman olanlar var dediği zaman cinlerden Müslüman olanlar olabilir mi? Ama cinlerden cin olmuyor. Ha cin olmuyor. Burada da müşrik, eğer iman etmişse müşrik olmaktan çıkıyor veya ehli kitap iman etmişse ehli kitap olmaktan çıkıyor. Aynen öyle. Yani bunu yakalamak gerekiyor. Evet. Ali Rıza Hocam. Buyurun. Bu Enam Suresi 130. ayet kerimesi demin okumuştunuz ya. Evet. Ey cin ve insan topluluğu. İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugün de karşılayacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Derler ki kendi aleyhimize şahitlik gelir. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler diyor. Şimdi burada bize anlatılmış olan, tabii ki biz cinlerin insanlardan olduğunu inanıyoruz ama buradaki cinler beş duyuyla görünmüyor ise aleyhissalatü vesselam ve diğer peygamber cinlere nasıl vaaz nasıl edebilecek hocam? Yok zaten cinler beş duyuyla algılanamayan diyen Kur'an değil. O cini öyle anlayanlar. Oysa beş duyuyla algılanamayan bir varlıktan eğer Allah insanlara emanet ve sorumluluk yüklemiş olsaydı aynı cinsten peygamber gönderirdik diye ayet var. Onu koyacak bir yer bulamayız o zaman. İşte ey insan, cin ve insan topluluğu dediği zaman insan ve cini ikisini bir arada kullandığında aynı formatta, aynı kategoride sıfatlaşmış anlamında anlamak gerekiyor. Bunu insan kelimesini aynı zamanda Müslüman için, Resul için de kullanmış. O zaman da o inanan Müslüman anlamında kullanılan insan anlamında. Bak iki tane kelime var benim bildiğim. Birisi beşer kelimesi konulduğu yerde kafir için de kullanılmış, konulduğu yerde peygamber ve Müslüman için de kullanılmış. Aynı insan da konulduğu yerde kafirler için de kullanılmış, konulduğu yerde Müslümanlar için de kullanılmış. Bunu o konuda ancak anlayabiliyoruz. Şimdi Hasan Hocam, aslında benim kastım gezip dolaşanlar eğer melekler olsaydı, yani insan bile melekler olsaydı, onlara melek cinsinden uyanmışlar, Resul'e gönderdik diyor. İsra Suresi'nde söylüyor, evet.
Evet. Buna baktığımız zaman demek ki cinler olmuş olsa cinlerin de bir nebileri olması lazım, uyarıcıları olması lazım. Şimdi bundan da öte, biz emaneti yerlere, göklere, dağlara sunduk da onu yalnızca insan yüklendi. İnsan çok cahildir, çok zalimdir diyor. Yani Allah iradeyi yalnızca insana verdiğini söylüyor. Bu durumda insandan başka herhangi bir varlığın iman etmesi, inkar etmesi, peygamber dinlemesi, Kur'an dinlemesi imkan ve ihtimal dışı. Yani bu ayet aslında her şeyin önünü kesiyor. Hasan Hocam, sen az önce Enam 130'u okudun ya, sizi karşı karşıya geldiğiniz gününüzde sizi uyarıp korkutan elçiler gelmedi mi diye. Biliyorsun gelenekte derler ki Rasulü Sakaleyn, yani Peygamber Efendimiz işte cinlerin de peygamberi olduğundan dolayı Rasulü Sakaleyn diyorlar ona. Ama burada diyor ki sizi uyarıp korkutan elçiler, yani demek ki o zaman sadece peygamberimizin cinlerin peygamberi olduğu tezi de doğru değil. Çünkü burada elçiler diyor, rasuller. O zaman öbür peygamberler de cinlerin peygamberi olmuş olması gerekir. Aslında mantıksal noktasında yukarıdan aşağıya geldiğimiz zaman, mesela biz bu görevi yani taşa ve diğer varlıklara verdiğimizde onlar yüklenemedi. İnsanlar bunu yüklendiler, insanlar gerçekten cahildir. Ayet-i kerimesi neticesinde Allah'ın vermiş olduğu yükümlülüğü sadece insanlar taşımışlar. Zaten insanda hem fücur hem de takva yönü olduğundan dolayı imkana tabi olabilecek vasıfta bir varlık var. Ama cinlerin böyle bir vasfı, böyle bir şey olmadığından dolayı cinler başka dinlerden bize veya da müşriklerin algılamış olduğu cin inanç felsefesi bizim şu an kabul etmiş olduğumuz cin mevzusu tamamıyla birbirini örtüştürüyor. Yani bu ayet-i kerime aslında Enam Suresi 130. ayet-i kerimesi cinlerin olmadığını, cinlerin insandan olduğunu, insanlara da işte peygamberlere gibi tebliğ ettiklerini fakat bunlar ise kabul etmediklerini sadece kendileri arz etmiş oluyor. Ben o şekilde algıladım. Bilmiyorum. Yani cinin bir sıfatı ayağı diye çıkıyor. Evet, yani ben onu kastetmiştim. Ben de göremezsiniz. Hepsi cehenneme atılacağına ilişkin ayetler var. Eğer birisi cehenneme atılıyorsa bir sınava tabi tutulmuş demektir. Sınava tabi tutulmanın kuralları nebi ve kitaplarla uyarılması gerekiyor. Peki bunların nebileri kim? Kitapları nedir? Yok. İnsan olduğu apaçık ortaya çıkıyor. Evet. Aynen öyle. Devam edelim. 4. Kitap ehlinden olanlar ancak kendilerine apaçık belge geldikten sonra fırkalara ayrıldılar. Oysa onlar dini yalnızca ona halis kılan hanifler, Allah'ı birleyenler olarak sadece Allah'a kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka şeyle emrolunmadılar. İşte en doğru dimdik ve sapasağlam din budur. Kitap ehlinden olanlar ancak kendilerine apaçık belge geldikten sonra fırkalara ayrıldılar. Deden, biz bize indirilene iman ederiz dediler. Oysa kendi aralarında da Kur'an sürekli parça parça olmuşlar. Birbiriyle uyum halinde değil ifadesi kullanır. Genelde Kur'an'ın kitap ehli diye bahsettiği insan tipleri Yahudiler ve Hristiyanlardır. İşte o Hristiyanlar da kendi aralarında birbiriyle uyum halinde değil. Onları anlatıyor. Kafirler de uyum halinde değil. Oysa onlar dini yalnızca ona halis kılan hanifler, Allah'ı birleyen olarak sadece Allah'a kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermek ve başka şeyle emrolunmadılar. Yani bundan başka şeylerle emrolunmadılar. İşte en doğru dimdik, sapasağlam din budur. Yani böyle yaratıldılar. Ama bundan caydılar, bundan vazgeçtiler ve Rabbin yolundan sapıp şeytanın, tağutun yoluna yürümeye başladılar. Onu anlatıyor. Kitap ehli diyor buna. Şimdi ben zaten 4. ayette kitap ehlini adeta tarif ediyorum. Kitap ehlinden olanlar ancak kendilerine apaçık belge geldikten sonra fırkalara ayrıldılar. Yani kendilerine kitap gelip de fırkalara ayrılanlara Allah kitap ehli diyor. Ve bunları mümin Müslüman kategorisinde de değerlendirmiyor. Şimdi ben Hatice Hanım'a sormak istiyorum. Şimdi Kur'an gelmiş. Kur'an geldikten sonra işte birisi çıkıyor diyor ki ben Nurcuyum. Öteki çıkıyor diyor ki ben Süleymancıyım. Öteki diyor ki ben Şiiyim. Öteki diyor ki ben Sünniyim. Bu durumda bu
bunlar kitap ehli kategorisine girer mi girmez mi? Kesinlikle girer Tevfik abi. Aynı şekilde Kur'an'ın dışında yol belirliyorlar. Evet. Allah böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyor. Ne buyuruyor yani? Allah? Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Size kitap geldikten sonra fırkalara bölünüp parçalanıp ayrılmayın diyor. Evet. Ve kendilerine kitap verildikten sonra sorumluluğunu yerine getirmeyenlere de kitap ehli diyor. Bak müşrik demiyor veya inkarcı değil mi? Tabii ki onlar da yine şirk koşuyorlar. Ama onlara bu ismi layık görüyor Allah. Bu durumda günümüzde de yani 80 milyon Türkiye'de var. İşte bilmem kaç milyara yakında bütün dünyada var. Bu 1.7 milyar hocam. Efendim? 1.7 milyar hocam Müslümanlar. 1.7 milyar Müslüman olduğunu iddia eden insan var. Ve bunların içerisinde ben vahiyi kabul ediyorum. Ben ya yalnızca Müslümanım diyenin bir avuç insan ya vardır ya da yoktur. Bu çok korkunç bir şey. Daha da korkunç olanı 1.7 milyar Müslüman olduğunu iddia eden insan ehli kitap olduğunun farkında değil. Kur'an'ın bu ayetlerini kendilerine okuduğu zaman onu reddediyor, kabul etmiyor. Atalar dininden kesinlikle vazgeçmiyor. Bugün bizim kendi ülkemizde de bu böyle yani. Ramazan'da çıkan konuşmacılara, televizyonlara bakın, dinleyin. Veya diğer günlerde yazılan yazılara, gazetelere, hakim medyaya bakın, bir kısmı zaten inkar ediyor. Onlar eli bayraklı din düşmanı. Diğeri de muhafazakar olduğunu, Müslüman olduğunu iddia edenler de sürekli ehli kitabın yaptığını yapıyor. Bölüp fırkalara ayırıyorlar. Dolayısıyla bu bizim bir yaramız. Çok büyük bir yaramız. Ama bu yara nasıl sarılır, ne olur? Bunun üzerine biz kafa yormamız gerekiyor. Yani şu kitabı... Bunlar tam bir peygamber düşmanı. Aslında kitap ehli olmuşlar. Nasıl bir din ki birisine göre helal olan bir şey bir başka mezheptekine göre haram oluyor. Hep fırkalara ayrılmışlar. Aslında mezhep diye geçer o. Onu fırka diye yazıyorlar ki insanların kafası karışsın diye. Mezhep diye yazamıyorlar. O cesareti gösteremiyorlar. Onun gerçek manası mezheptir. Mezheplere bölünenlerle bölünenlerden bahsediyor ayet. Ama mezhep diye çevirmiyorlar onu. Tıpkı canı cin diye çevirdikleri gibi, insanların kafalarını karıştırdıkları gibi veyahut Allah'tan bahsederken, o yüksek akıl sahibi derken, kudret sahibi derken, Cibril şeklinde çevirdikleri gibi. Cibril'in ismi geçmez burada. Mevlasız kiram, peygamberin izinden gidiyor diyorlar. Yarın mahşer günü Resulullah buna sorsa, kardeşim ey ümmetim sen hangi mezheptendin sen benim izimden gittiğini iddia ediyordun, sen neden böyle bir mezhep seçtin? Bakın bir sürü hadis var, sünnet var, şey var, şu var, bu var ama peygamberin mezhebine ilişkin bir tek rivayet görüp bulamazsınız. Yok. Ama bunu nasıl uyduruyorlar? Hani peygamberin izinden gidiyorlardı, hani sünnetin peşinden gidiyorlardı? Hani iki yüzlülük burada da ortaya çıkıyor hocam. Evet. Yani Tevfik abi aslında Aleyhisselatü Vesselam'ı araya koymuşlar, ümmetimin ayrılmasında, fikirlerin ayrı şekilde ortaya çıkmasına rahmet vardı diye aslında Kur'an-ı Kerim'in kesinlikle ayrı düşmeyin, zayıflarsınız, elinizden devlet gider ayetini kapatmışlar Aleyhisselatü Vesselam sözünde. Yoksa Aleyhisselatü Vesselam bugün bu ayete göre siz fırkaları ayırın deme şansına sahip mi? Hakka Suresi 44. ayetlerde ben seni öldürürüm diyor, sana tabi olanlar diyor, sesini bile çıkartamaz diyor. Peki nasıl olacak şimdi bu? Ayakla pirinci yani, taşıdı. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın dediği halde onun eşliğinde ayrılıkta rahmet vardır. Şimdi söze bak. Ayrılıkta rahmet vardır. Allah ne diyor, onlar ne söylüyorlar? Felaket bir şey. Allah birlikte rahmet var diyor peygamber. Bu kadar fırkalı çıkmasının sebebi Aleyhisselatü Vesselam bu sözünü ayet gibi algıladıklarından dolayı diye düşünüyorum ben. Tabii ki. Bak ben de diyorum ki bugünkü mezhepler vahyin dışında
mezhepler, tarikatlar, cemaatler, efendim mezhepler, aklına ne kadar Yahudi, Hristiyan varsa hepsi aynı kategoride değerlendiriyor Kur'an bunları. Müslüman olan tek kaynak vahidir. Onlar vahiyle söylerler, vahiyle yaşarlar, vahiyle hayatlarını düzenlerler mesajı veriyor. Müslümanın durumu bu. Hocam bize Müslümanız demek yetmez mi? Sizlerin dedikleri Müslüman ismini verdim diyor. Size de Müslüman. Yeter işte Müslümanım elhamdülillah. İşte Müslüman kelimesini başka bir kelimeyle Allah asla karıştırmıyor. Onu yakalamak gerekiyor. Bir de burada Müslüman demek cennete gidebileceğinizi mi sanıyor diyor ya. Burada ehli kitap konusunda yani kitap ehli diye çeviriyorlar. Şu şeye dikkat etmek gerekiyor. Kur'an'da bir ehli kitap geçiyor. Bir kitaptan nasiplenenler kitaben nasiben diyor. Bir de utul kitabe diyor. Yani kitap verilenler diyor. Kitaptan nasiplenenler ve kitap verilenler hep pozitif olarak geçiyor Kur'an'da. Sadece kitap ehli negatif olarak geçiyor. Yani olur ki diğer ayetlerde karşılaşırsınız kavramlarla. Ben çok bocaladım çünkü böyle şey olunca Allah Allah bu nasıl bu gibi filan diyen anlayışınız daha kolay olur diye bir hatırlatmada bulunmak istedim. Sağ ol. Şimdi bu kitap ehli sanki böyle masum bir kavrammış gibi geliyor insanlara. Yani bunu okuyorlar. Kime söylersen söyle. Genelde bu kitap ehlini Yahudi ve Hristiyanlara hasrediyorlar. Yani bu onlara ait, onlara verilmiş bir özel isim gibi görüyorlar. Aynen. Halbuki bu kitap Kur'an'la karşılaştıktan sonra sorumluluğunu yerine getirmiyorsa, eğip büküyorsa, paralel kitaplar uyduruyorsa, paralel dinler ortaya çıkartıyorsa, fark etmiyor bu kim olursa olsun, aynı kitaplar yükle eşekler gibidir diyor ya Allah, aynı kategoriye kim olursa olsun herkes girer. İlla adının Yahudi ve Hristiyan olması gerekmiyor yani. Hani bugün yeni bir elçi gelmiş olsaydı, yeni bir vahiy gelmiş olsaydı muhtemelen bize de ehli kitap diyecekti. Niye? Biz de çünkü kitaba inandık, iman ettik demişiz. Anayasamız İtalya'dan, Fransa'dan alınmış, ekonomimiz Amerika'dan alınmış, aile yaşantımız tamamen raydan çıkmış. Ne yaptığımız belli değil yani. Ama Kadir gecelerinde cennete girip çıkıyoruz. Kadir gecelerinde 1000 aydan daha fazla sevaplar kazanıyoruz. Yani şeyler, Hristiyan ve Yahudilerden hiçbir farkımız kalmamış. Oysa onlar altaya geldik hocam. Şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir. Şimdi şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden. Bak Hristiyanlar cennete gidecek. Yahudiler cennete gidecek. Deistler cennete gidecek. Ateistler cennete gidecek diyenler kesinlikle ayete muhalefet ediyorlar. Şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir. Hani bir ayette de şöyle diyordu. Yeryüzünde canlıların en kötüsü inkar eden kafirlerdir diyordu. Yani canlıların en kötüsü. Mesela bir ayette şöyledir. Yani seslerin en çirkini eşeklerin sesi. Buradaki eşek kelimesini bildiğimiz hayvan anlamında değil, kitap yüklü merkep diye bahsettiği Kur'an'ın kendine emanet ve sorumluluk yüklenip de bu sorumluluğu yerine getirmeyen kafirler için kullanılan bir ifade. Bunu yakalamak gerekiyor. Ya kim diyordu dün birisi en güzel gözlü hayvan eşek gözüdür diye? Kim diyordu onu? Ayşen Hanım mı diyordu? Ayşen Hanım, eşeğin gözü güzel de sesin çirkin. Hocam bence eşeğin sesi çirkin değil. Bence mesela ben en çok yakıştırmış olduğum bizim Merkez Camii'nin müezzine
İnne enkere esvat ve sevdül kamir diyor mesela. Bu Lokman suresinde geçiyor bu ayet-i kerime. En çirkin ses eşek sesidir diyor. Aslında çirkin ses değil burada. Benim anladığım kadarıyla eşek sesi volüm olarak, ses olarak çok kuvvetli bir ses. Eşek mesela anırmaya başladığı zaman iki kişi konuşuyorsa sesini kesmek mecburiyetinde duyma şansına sahip değil hocam. Bizim müezzin kardeşi ezan okuduğu zaman o eşek oluyor çünkü çok bağırıyor. Bağırdığı zaman asla iki kişi bir arada sohbet edemez hocam. Anlatabildim mi? Kaç sefer söyledim ona. Okudum, hatırlattım ayet-i kerimeyi. Hocam ne olur eşek.